Hava kuvvetlerimizin en değerli uçakları aynı anda binlerce hedefi takip edebilir ve bütün orduyu yönetebilirler. Onlar hava gücümüzün bel kemiği olan AWACS'lar. Peki bu uçaklar neden bu kadar önemli? Elimizdeki AWACS'ların özellikleri nelerdir veya bir AWACS'ı düşürmek mümkün mü? İncelemeye başlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra radar uçakları hava kuvvetlerinin önemli bir parçası haline geldi. Artık profesyonel orduların bel kemiği halinde. Bir sıkıntı durumunda havaya kaldırdığınız anda 5-0 öne geçmiş olursunuz. O kadar değerli. Peki nedir bu uçakların mantığı da böylesine benimsendi? İlk olarak AWACS uçakları ya da radar uçakları kara radarlarının eksiklerinin görülmesi üzerine ortaya çıktı. İlk başta böyle bir şeye ihtiyaç yoktu çünkü kara radarlarının menzilleri kısaydı. Radarlar gelişti, menzilleri arttı ve dünyanın şeklinden dolayı her yeri göremediği ortaya çıktı. Örneğin önünüzde bir dağ var, arkasına saklanarak rahatlıkla görünmez olabilirsiniz. Ya da denizde de geçerli, dünyanın yuvarlak şeklinden dolayı radarların sınırları var. Alçak hedefleri yakına gelmedikleri sürece göremezler. Tabii modern zamanın teknolojisiyle modern radarlar olarak bu sorunlara çözüm bulunsa da en basit çözüm AWACS'lar. Bir AWACS uçağı çok yüksek irtifalara çıktığından üzerindeki radarıyla birlikte dünyanın şeklinden etkilenmez. Dağın arkasında saklanma durumunda da böyle, yine yüksekte olduğundan her bölgeyi görebilir. Basit mantığını anladığımıza göre gelelim bizdeki AWACS'ların özelliklerine. Öncelikle bu modelden dünyada çok fazla yok, yeni ve en gelişmiş modellerinden. Bize 4 tanesi 1,5 milyar dolara mal olmuş pahalı oyuncaklar, herkes bu seviyesini alamaz. İşletme maliyetleri, bakımları, görev gücü hepsi para. Ancak yaptığı işlerin yanında bu paraların pek de bir önemi yok. Uçağımıza dönersek Boeing 737 uçağının üzerine gelişmiş radar ve sistemler eklenerek oluşturulmuş. Üst kısımda aktif faz dizinli bir radar var. Normalde bu radarlar savaş uçaklarının ön kısımlarında da mevcut, tabi boyutları ve menzilleri sınırlı. Sadece ön bölümdeki belli alanları 100-200 km içerisinde görebilirler. AWACS'larda ise boyutları büyük olduklarından daha büyük çapta etkili radarlar taşıyabilirler. Bizdeki de bu şekilde büyük radarı sayesinde 600 kilometrelik bir mesafeyi rahatlıkla görebilir. Ki doğru koşullar sağlanırsa eğer bu mesafe 800 de olabilir. Daha iyi oturması için örneklendirelim. İzmir ile Atina arası sadece 300 kilometre. AWACS İzmir'de uçtuğu takdirde bütün Yunan hava ve deniz sahasını görebilir. Bir uçak kalktığı anda bundan haberimiz olur, gereken yapılır. Gemilerin konumları uyduya bile gerek olmadan an ve an elimizde olur. Sadece büyük ve uzak adaların arkasına saklanarak görünmeyebilirler. Tabi bunun için de Akıncı, Aksungur gibi çözümlerimiz olacak. Sırada diğer iç sistemler. Bu uçakları ithal etsek de tamamıyla yabancı yapıda değiller. Önemli iç sistemleri ve programları Barış Kartalı Projesi adı altında yerli olarak yapıldı. TAI görev sistemini, Aselsan haberleşmesini ve Havelsan'da yazılımını tamamen milli hale getirdi. F-35 programında Amerika'nın yaptığı gibi elimizdeki her bilginin başkalarının eline geçmemesi sağlandı. Başarılı ve gerekli bir hareket. Uçağın diğer özelliklerine gelirsek, bir AWACS sadece radar aydınlatması yapmaz. Düşmanı dinlemek, iletişimi kesmek, bunlar da görevler arasında. Mesela Suriye saldırılarında sanıyor musunuz ki Korel tek başına köreltme yaptı? Yapabilirdi ama sadece belli bölgeleri. Bütün elektronik yapıyı kitlemek için Korel ve AWACS gibi sistemler birlikte çalıştı. Hepsinin sonucunda SİHA operasyonları yapılabildi. Ayrıca bunların yanında erken ihbar uçakları havadaki komuta kontrol merkezi halindeler. 1200 kilometre çaptaki dost düşman her birimi görebildiklerinden yönetimleri buradan daha kolay. Öncelikle siz 3-5 uçak yerine aynı anda 50-100 uçak kaldırdığınızda düşmanla uğraşmaktan çok koordineyi sağlamaya uğraşırsınız. Düşünün, gece sürekli konuşulması gereken 100 telsiz. Siz aynı anda karşı tarafı ve kendi tarafınızı toplu olarak görmediğiniz sürece ne kadar profesyonel olursanız olun bir aksaklık yaşarsınız. Örneği görelim. Bir de bunu 100 uçakla düşünün, büyük problem. İşte böyle durumlarda Yunanistan gibi orduların aksine, çünkü AWACS'lar eski, ordumuzu daha iyi komuta edebileceğiz. 2015'te yaptığımız geniş kapsamlı hava harekatından da gördüğümüz üzere böyle bir kabiliyetimiz var. Suriye ve Irak'a saldırı yapmak üzere 50 F-16 ve 25 F-4 havalanmış, buna rağmen eksiksiz olarak görev yapmışlardı. İşte size sadece bir AWACS'ın bile getirileri.
Son olarak bu uçakların güvenliklerine de değinerek bitirelim. Saldırı durumunda kendilerini koruyabilirler mi? AVAX'ların savunma sistemleri olmasa da yalnız dolaşmadıklarını biliyoruz. Böylesine değerli ve pahalı bir uçak en az 2 F-16'nın eskortluğunda ilerler. Gittikleri bölgenin durumuna göre eskort sayısı değişir. Ancak yalnız olsalar bile özellikle bizimki gibi hızlı olanlar kendilerini koruyabilir. Radar menzilleri 600 km gibi seviyelerde olduklarından görünmeden yaklaşmanız pek de mümkün değil. Karşıdaki uçak gizli yapıda bile olsa bu bir yer radarı değil, hareketli ve havada bir radar. Yani her türlü konumunuz belli olacak ve siz yaklaştıkça AVAX bunu görüp uzaklaşacaktır. Yakınına girip füze atmanız bile mümkün değil. Sonuçta AVAX'lar bir ordunun temelindeki harekat kabiliyetini oluşturan, her hareketi izleyen ve şimdilik vurulamaz yapılar. Böyle bir kabiliyetimiz olması için yıllarca uğraşan hava kuvvetlerimize teşekkür ederek videoyu bitiriyorum. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.